Sayın Başsavcım, mən sizi aldığınız bir ödül münasibətlə təbrik edirəm. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Səfəriniz necə keçdi, təəssüratlarınızı bilmək istəyirəm. Çox təşəkkür ediyorum. Önce Kamil Aliyev kardeşime bizi güzel bir ödülle onurlandırdı. Ve güzel misafir ediyor. Kendisiyle Azerbaycan Türkiye kardeştir biliyorsun. Biz de Kamil Aliyev ile kardeş gibiyiz. Kardeşim diye hitap ediyorum. Azerbaycan'a ilk defa geliyorum. Daha doğrusu ilk yurt dışı ziyaretim Azerbaycan'a oldu. Bunu Sayın Prezident İlham Aliyev huzurunda da ifade ettim. Kamil Aliyev ile yaptığımız toplantılarda ifade ediyorum. Bizde güzel bir gelenek var. İlk ziyaret Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne veya Azerbaycan'a yapılır. Ben de ilk ziyaretimi Azerbaycan'a yaptım. Hatta Türkiye'de kendi doğduğum şehre de gitmedim. 5 Haziran 2020'de göreve başladım. İlk ziyaretim Ankara dışında resmi ziyaretim Azerbaycan Bakü'ye. Hayırlı olsun. Seferde maksadınız neydi? Seferde maksadımız ifade ettiğim gibi biz güzel bir gelenek var Türkiye'de. İlk ziyaret Azerbaycan'a yapılır. Birincisi bu. İlk ziyaret öncelikle buraya yapılması gerekir. Kamil Aliyev kardeşim sağ olsun geldi. Şubat ayında bizimle görüşme yaptı Ankara'da. Görüştük. Ona iade-i ziyaret var. Sonra biz Azerbaycan Başprokurorluğu'nda mutabakatla imzaladık. Onu da bu ziyarette gerçekleştirdik. Ayrıca Türk dili konuşan başsavcılar konseyini hayata geçirmek için görüşmelerde bulunduk. Kasım ayın 20'lerinde 20'sinde gibi tarih kesinleşmedi henüz. Gelip diğer Türk dili konuşan başsavcılarla birlikte bu konseye ilişkin kuruluş kararını imzalamış olacağız. Sizin dediğiniz senet bizde belə adlanır. Anlaşma memorandumu. Ne vereceği bu senet taraflara ve iki taraflı senetlerin daha detallı izahını sizden xahiş edə bilərəm. Bu karşılıklı görüşmeler de yapacağız. İmzaladığımız senet orijinal nüshası. İki ülke başsavcıları mesela ikinci maddede katılımcılar savcıların eğitim için kısa süreli değişim ziyaretleri gerçekleştirme konusunda çaba gösterecekler. Değişim programları ve çalışma ziyaretleriyle ilgili masraflar, eğitim başlıkları ve çalışma usulleri katılımcıların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılacak. Katılımcılar talep üzerine ya da kendi inisiyatifle kendi ülkelerinin ceza hukuk sistemi ve mevzuatı da çalışma sahasını ilgilendiren konulardaki kanunların uygulanması hakkında karşılıklı bilgi sağlama konusunda işbirliği yapacaklar gibi maddeler içeriyor. Zaten bizim Azerbaycan'la karşılıklı akademide eğitim görme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Akademide bu sene 44 aday online eğitim verildi Azerbaycan'ın meslektaşlarımıza. Geçen yıl Azerbaycan'ın hakim ve savcılara 15 gün eğitim verildi. Yine önümüzdeki aylarda bu akademide anlaşma imzalayacak akademiyle çalışma konusunda, eğitim konusunda, Azerbaycanlı meslektaşlarımızın eğitim konusunda. Temmuz 2020'de Azeri 44 hakim eğitim aldı. Akademide eğitim verildi. Geçen hafta 12 hakim ve savcı uyuşturucu suçlarıyla ilgili yine eğitim aldılar Türkiye'de. Azerbaycan'ın Başprokurorluğu Ermenistan'ın müharibə cinayetlerini məhkum etmək məqsədilə geniş yaparır. Mən hətta bizim baş prokurorun Gəncədə, Tərtərdə, Bərdədə səyahətlərinin şahidi olmuşam, ona orada suallar vermişəm. Bəs Türkiyə bu prosesdə necə iştirak edir? Biz o Sayın Kamil Aliyev'in oralı ziyareti sırasında, savaş sırasında telefonla görüştüğümde Gəncədə ya da o bölgede bir yerdeydi. Telefonda, o zaman telefonla görüşmüştük. Biz buna hukuki yardım olarak ne yapabiliriz? Ya elimizde ne gelirse her türlü desteği vermeye hazırız. Ama delilleri toplanması, davanın açılması ileri ahinde başka mahkemelerde, başka platformlarda biz onu karşılamayız ama biz sadece kardeş ülke olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Ona göre ki ben sizin de yüreğinize yakın yerde Xarı Bülbül nişanını görürüm. Bu artık bizi birleştirir. Tabii biz kardeş ülkeyiz. Kardeşiz ülkeden öte. Ümmi lider Haydar Aliyev tek millet, iki devlet. Bu sözde kalmamalı. Fiiliyatı da geçmeli ve geçiriyoruz da. Siz Hərbi Qənimətlər Parkı'na da deyəsən baş çekmişsiniz. Yeri gelmişken buna göre bize təzik edənlər de var. Güya biz orada hansısa qəddarlığı nümayiş elətiririk vs. Təəssüratlarınız necədir? Necə təsir bıraktı sizde o Qənimətlər Parkı?
Hani o savaş nasıl yaşandığını göstermesi için somut deliller gerekiyordu. Biz bunu haberlerde gördük. İşte Bayraktar'ın nasıl bombaladığını. Bunlar mizansen mi, film mi? Bu parkı gezerken bombalı araçları gördük, gururlandık. Savaşın kazanmasında ayrıca gururlanmıştık. Bunları da gözümüzde somut olarak görünce daha da sevindik, mutlu olduk. Kanun yasaya aykırı bir şey yok. Bu delillendiriliyor. Olmuş olaylar var, yaşanmış olaylar var. Bunları gelecek nesillere aktarılması lazım. Yoksa savaş meydanlarında bırakılsaydı bunlar, belki 20-30 yıl sonra gençler bunlar hatırlamaz, unuturdu. Bunların sadece orada sergilenmesi değil, gelecek nesillere de mutlaka aktarılması, öğretilmesi, bilgilendirilmesi lazım. Siz bugün Başprokurorluğun yeni inzibati kompleksinde, Başprokuror yanında Korrupsiyaya Karşı Mübarizə Baş İdarəsində de olmuşsunuz. Azərbaycan Prokurorluğunun fəaliyyətiyle tanış oldunuz. İki dövlətin prokurorluq qurumları arasında fərqləri izah eləməyinizi xahiş edirəm. Çünkü ben bilirəm, sizin strukturlar biraz bir-birindən fərqli işlidir. Bizim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ilk derece yani suçları soruşturma görevi yok. Burası farklı. Burada ilk suç işlendikten itibaren soruşturup sonuna kadar devam ediyor. Bizde soruşturma yapılmış, bitmiş, dava açıldıktan sonra bize geliyor. Biz ondan sonra Yargıtay Başsavcılığı olarak o tebliğname dediğimiz hukuk görüş yazıyoruz. Ayrıca bizim Anayasa Mahkemesi'nde Yüce Divan dava açma, davada makamını temsil etme, Uyuşmazlık Mahkemesi'nde görüş yazma gibi farklı görevlerimiz var. Bu Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konumu, yetkileri farklı. Səhv etmirəmsə, Türkiye'de bizim prokurorluq əməkdaşlarımız təlim keçir. Rəyiniz necədir? Necə göstərirlər bizimkiləri özlərini orada? Biz onları destekliyoruz. Bizden gelin, Kamerun Aliyev'in Ankara ziyarette söyledik. Azerbaycan savcılarının gelip orada eğitim görmesi, bilgi birikimlerini geliştirmesi, bize aktarması, bizim de onlardan öğreneceğimiz şeyler var tabii ki. Tabii ki onlar da bilgi her zaman yani tek başına bizim bildiğimiz, bilmediğimiz şeyler de vardı. Onların bilgileri de bize aktarılıyor. Burada Türkiye'nin geçirdiği bir hukuk sistemi var yaklaşık 100 yıldır. Bunları biz Azerbaycanlı meslektaşlarımıza aktaracağız. Akademide eğitim görecekler. Bunları destekliyoruz. Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı'yla görüşünüzden hangi teessüratlarla ayrıldınız? Çok olumlu görüşmeler oldu. Çok memnun kaldık. Kabul ettiği için kendisine teşekkür ettim. Ayrıca kendisine Azerbaycan savcıların ülkemizde eğitim görmesi için elinize geleceği yapacağımızı söyledik. Bu mutabakat zaptını imzalayacağını söyledik. Türk dili konuşan savcılar konseyini hayata geçirmesi konusundaki düşüncelerimizi aktardık. Sayın Başsavcım, size bize vakit ayırdığınıza göre teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Size hayırlı yayınlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Can sağlığı diliyorum. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.